yaşadığımız, Anadolu'da başımıza gelenler, yaşadığımız felaketler bir karma mı? 2023 yılının görünmeyen gerçeği nedir? Zor bir yıl. Afetlerin belki de devam edeceği, üzüntülerimizin olacağı 2023 yılı 20 yıllık döngüyle geldi. Siyasal kargaşaların olacağı ama partilerde de bilinç değişimlerinin olacağı bir yıl geliyor. En önemlisi 2023 yılına damga vuracak kirli elbiseleri bırakacağımız, ruhumuzun, kendimizin çırılçıplak kalacağı, kalp gözümüzün açıldığı, ölmeden öleceğimiz zaman başladı. Hepimize hayırlı olsun. Arkadaşlar, İlkay Baralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Şebnem Taci Gut bir kuantum eğitmeni, bilinçaltı uzmanı. İlkay Baralı YouTube kanalında yaptığımız pek çok yayınlar var. Ama onu diğer kuantum uzmanlarından ayıran bir özelliği var. Kuantum alanda çalışılınca aslında zaman, yani geçmiş, gelecek olmadığı ve hepsi aynı anda gerçekleştiği için kuantum alanda anlayabildiğim kadarıyla tüm zaman ve olan şeyleri fark edebilmek edebilenler için mümkün. Fizik de bunu söylüyor. Şebnem Taci Gut da daha önce 2022 yılının kuantum alanı için bir yayın yapmıştık. Dedikleri böyle aylarıyla isabet etmişti. 2023 yılı için de bir video yaptık. Şimdi Şebnem Taci Gut'la şöyle bir yayın yapacağız. Bu bir karma mı? Yani yaşadığımız, Anadolu'da başımıza gelenler, yaşadığımız felaketler bir karma mı? Ne yaşıyoruz? 2023 yılının görünmeyen gerçeği nedir? Orada olmanızı, videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. 2023 yılının esmasını, kalp gözünün açılmasını ve pek çok şeyi anlatacak Şebnem Taci Gut. Hadi geçelim şimdi ortak yayına. Sevgili Türkiye'me çok çok geçmiş olsun sevgili İlkay'ım. Hepimize çok geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin dileğiyle. Zor konular, zor konuşmalar yapacağız bu gece, evet. Çok zor konular. Hepimize geçmiş olsun ama birileri için de geçmiyor. Yani artık kaçıncı gündeyiz? O kadar içim acıyor ki, yani çadır yok, şu bu haberlerini görmek. Neyse, yani birileri için de geçmiyor. O yüzden ne olur, herkes ne yapabiliyorsa, yani ne yapabiliyorsa elinden geleni yapsın. Evet. Bu bir karma mı Şebnem? Bu bir, biz ne yaşıyoruz? Aslında karma. Biz karmamızı yaşıyoruz. Evet. Yani milletlerin evet. De mi karması? Ülkelerin de karması var. Nasıl olur? Öyle mi anlatmak lazım? Çünkü dünyada aslında kolektif bilinçte ikametgah ediyoruz. Hepimiz hem kolektif bilinçteyiz, hem toplumsal bilinçteyiz, hem de kendi bilincimizdeyiz. Mikrodaki makro, makrodaki mikrodayız aslında sevgili İlkay'ım. Şimdi biz 2023'e girerken bir yayın yapmıştık ve yayında da şu kelimemi özellikle iletmek istiyorum, cümlemi. Dedim ki aslında zor bir yıl, kötü bir yıl geliyor ama ben İlkay'cığım bu sene daha farklı bir yayın yapmak istiyorum ve bunun olumlu taraflarını anlatmak istiyorum. Yani depremler de olacak, isyanlar da olacak, terör de olacak, su sıkıntısı da olacak, çocuklarla ilgili salgın da bekliyorum. Ama bambaşka bir yayın yapacağım. Çünkü aslında 2023 yılı uyanışın yılı diyerek bunları böyle birkaç cümleyle ileterek nerelere, nasıl bakacaklarını ifade ederek yapmıştık yayını. Ve birçok kişi de yazmış. Hani Şebnem Hocam güzel bir yıl olacaktı. Aynı kelimeyi tekrar söylemek istiyorum. Zor bir yıl. Afetlerin belki de devam edeceği, üzüntülerimizin olacağı 2023 yılı 20 yıllık döngüyle geldi. Yani 2053 yılına kadar 20 yıllık bir döngümüz var. Ve 20 yıllık döngüde Yüce Allah bize diyor ki artık ben sizlere karma tarafından anlatıyorum. Ben sizlere bugüne kadar yeteri kadar zaman verdim. Yeteri kadar imkan verdim. Fakat sizler kendinizi görmediniz. Kendinize sahip çıkmadınız. Benim size verdiğim ruhu, bedeni, aklı, zihni, kalbi kullanmadınız. Siz toplumsal tekamül etmeye kalktınız ve farkındaysan bizler aslında Türkiye'de gruplar içinde yaşıyoruz. Yani böyle tek başına bireylerin başarılarını pek duymuyoruz. Çoğunlukla böyle toplum
hareket edenler, grup şeklinde hareket edenler, bu tarz başarıları duyuyoruz. Kişisel başarıları ve onların yarattığı imkanlar pek hayat alanımızda yok. Olsa bile bunları da böyle gıpteyle bakıyoruz. Yani onlar nasıl başarıyor, biz başaramayız diye ifade ediyoruz. Şimdi o zaman ne oldu? Bu yaşadığımız afette yine bir grup şeklinde bazı ölümler oldu. Şimdi bunu da hayat koridoru olarak anlatacağım bizi dinleyenlere. Evet, biz bir karma yaşıyoruz ama toplumsal karmayı yaşıyoruz. Yani Türkiye'nin karmasını yaşıyoruz. Türkiye bazı sevgili hocalarımızın anlattığı gibi de ben de aynı hemfikirdeyim. Türkler, Türk topraklarında doğanların hepsi aslında bilge ruhlardır. Yani yükselmiş, kamil insan olmuş, dünyadaki enkarnasyonu, dünyadaki tekamülünü tamamlayıp dünyaya kurtarmaya gelen ruhlardır. Yani tüm Türkler olarak aslında hepimiz olduk, fakat olduğumuzu bilmiyoruz. Başardığımızı bilmiyoruz, bilgeliğimizi bilmiyoruz, yaratıcılığımızı bilmiyoruz. Şu anda bu zamanda da hiçbir şey bilmiyormuş numarası yapıyoruz ki şu anda bu kadar zor bir tekamülün içinden geçerken, yani ölüm tehlikesiyle yaşamaya başladık. Korkumuzu büyüttük. Bütün haberlerde izlediğim, bütün şu anda videolarda izlediğim herkeste bir korku var. Ve maalesef ki dışarıdan bir gücün bu afeti yarattığına inanmak istiyorlar. Yani dışarıdan bir şey oldu ve bizim başımıza bunlar geldi. Her şeyi bırakın, diyelim ki böyle şeyler de oldu ki ben buna inanmıyorum. Yüce Allah buna izin verdi. Yüce Allah buna izin verdi ve toprak ana harekete geçti. Dünya kendini korumaya başladı. Dünya kendini korumak için de kendini temizliyor. Ve aslında burada insanlık boyutuna ve ruhsal boyuta baktığımızda kişiler ve bireyler de toplumsal karma dosyasını harekete geçirdiler. Şimdi bizler şey yaparız sevgili İlkay'ım. Deriz ki ben seni Allah'a havale ettim. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Allah versin. İşte bana yakın ol, Allah'a uzak ol deriz. Burada aslında bunu dediğimizde Allah ben evet bana uzak Bana ol, uzak, Allah'a Allah'a yakın yakın ol. ol deriz. Burada aslında bunu ifade ettiğimizde ben senin cezanı Allah'ın vermesini istiyorum. Yani seni affetmiyorum. Allah'ın cezalandırıcı tarafını kullanıyorum. Allah bilir işini şeklinde buradaki tekamül dosyamızı Allah'a teslim ediyoruz. Ne yapıyoruz? Helalleşmiyoruz. Ne yapıyoruz? Affetmiyoruz. Bir şekilde karmik dosyamızı Allah'a teslim ediyoruz. Yani orada hiçbir şey kapanmıyor. Halbuki daha büyük bir dosya açıyoruz. Şimdi burada karmik dosyalar nasıl açılıyor? Eylemler ve düşüncelerle. Yani tüm negatif eylemler, negatif düşünceler, negatif hareketlerle bizler bu karmaları oluşturuyoruz. Şimdi belki Batı tarafına göre karmayı şu anda bizi izleyecek dostlarımız, canlarımız, arkadaşlarımız farklı algılayacaktır. Ama dini boyutta, İslam boyutunda da kul hakkı demektir aslında karma. Yani dini boyuttan baktığımızda kul hakkı. Özellikle de burada not almıştım. Bakara 118'i bir okumalarını öneriyorum. Ve daha birçok da kul hakkı ile ilgili ayeti var Yüce Rabbim'in kutsal kitabında. Bizler burada har vurup harman savurduk. Bencil olduk. Kendi keyiflerimize, zevklerimize baktık. Ve buna yaşam doygunluğu, yaşam coşkusu, yaşam kalitesi dedik. Kimseyi düşünmedik. Yani oradaki Urfa'daki, Antep'teki, Malatya'daki, Kahramanmaraş'taki daha bir sürü il var, 10 il var. Oradakileri hiç düşünmedik. Keyfimize baktık. Bir şekilde farkında değildik. Ya da dışarıda aç kalan çocukları görmedik. Keyiflerimizin, zevklerimizin, ya da bir arabamız varken ikinci arabayı aldık, ya da bir evimiz varken beşinci evi alanları biliyorum. Yani şu anda mesela 15 tane arabası olan kişileri dahi bilebiliyorum yani. Ya da farklı keyifleri ve zevkleri olanları biliyorum. Ben dışarıdaki insandan bana ne, ben kendi keyfime, zevkime bakarım diyenleri biliyorum. Yani biz tüm bu bencil davranışlarımızdan dolayı karma eşittir evrensel dua yasası. Bu dua yasası maalesef ki aktive oldu. Bir de şuradan bakalım. Allah bizi cezalandırıyor mu?
diye baktığımızda Allah aslında bizi cezalandırmıyor. Allah bugüne kadar her şeyi bize kolaylıkla verdi. Biz onu kolaylığı bile eşittir zor dedik. Şimdi ne yaptı Yüce Allah ve dünya, enerjisel boyut, üçüncü boyuttaydık bizler. Bizlerin tekamülü için zor yasasını aktive etti. Yani kolaydan olmuyorsanız bana verdiğiniz sözü tutacaksınız, artık zordan olacaksınız dedi. Bu depremler oldu. Daha önceki bazı depremler. Ben Avcılar depremini birebir yaşamış biriyim. Yaşadığım için de çok iyi biliyorum. Bu depremler olduğu zaman yaşayan bilir ama yaşamayan bunun korkusunu bilemez. Burada anti parantez bir şey anlatmak istiyorum. Hepimizin içinde ölüm korkusu var. Her ruhun içinde Allah korku frekansını koyuyor. Bir de ölüm korkusunu koyuyor. Diyeceksiniz ki işte çok cesaretli sporcularımız var. Hiç korkmadan, ölmekten korkmadan bu sporları yapabiliyorlar diyeceksiniz. Hayır, çok üzgünüm. Onlar ölmekten korktukları için tüm önlemleri alıyorlar. Yani her birimizde ölüm korkusu var ve ölüm korkusu olmasaydı intiharlar olurdu. Ölüm korkusu olmasaydı biz kendi canımıza son verebilirdik. Yani Allah'a yaptığımız anlaşmayı, karmik dosyalarımızı gerçekleştirmek yerine aman öleyim gideyim, belki öbür dünya daha iyidir diye kararlarımızı değiştirebilirdik. Şimdi ne oldu? Ölüm korkumuz aktive oldu. Bizim unuttuğumuz, kendi DNA'mızda olan ölüm korkusu aktive oldu. Yani Yüce Allah'ım şu anda karmayı öderken bize hatırlattığı şey yediğimiz kulakları. Biz başkaları bizlik bilincinde olarak aynı anda ruhlar meclisinde yaratılan tüm ruhsal kardeşler olarak yediğimiz kulaklarının hesabını ödüyoruz. Ama en önemlisi hangi hakkın hesabını ödüyoruz? Kendi yediğimiz kul hakkının hesabını ödüyoruz. Bedenlerimize saygı duymadık, nefesimize saygı duymadık. İnsanların bakışlarına, hareketlerine, davranışlarına göre hareket ettik. Ama bir yere giderken kendimize sormadık. Gerçekten orada olmak istiyor muyum? Orada olmak benim hayrıma mı olacak? Ya da gittiğim insanların ilgisini, sevgisini, alakasını, değerini mi göreceğim? Yani onaylanacağım ve takdir mi edileceğim diye mi oraya gidiyoruz? Şeklinde aralarda mukayese etmeden hep başkaları için davranarak ilerledik. Şimdi öyle bir zamandayız ki, öyle bir zamandayız ki, burada minik bir hikaye anlatmak istiyorum. Birebir gerçek bir hikaye. Bir derviş varmış. Bu dervişi her şeyi çok iyi biliyormuş bu derviş ve dervişe bütün herkes özeniyormuş. O zamanın önde gelen iş adamlarından, padişaha yakın olanlardan biri demiş ki ben dervişten sırrını öğreneceğim, mutluluğun sırrını öğreneceğim. Allah'la bir olmanın sırrını öğreneceğim. Kendi işimizde, gücümüzde de bunu yansıtmak istiyorum diye dervişin kapısına gitmiş. Sevgili derviş demiş, bildiklerini bana öğret. Bildiklerini bana göster. Ben de bunun sırrını bularak kendimi ve yardımcı olduğum herkese dokunmak istiyorum demiş. Derviş de demiş ki, bana bir sürü kişi geldi. Ben bunu öğrenmek istediklerini gerçekten hissetmedim. Onun için de ne öğreteceğim? Siz bunu öğrenmeniz gerekiyor. Benim öğreteceğim bir şey yok. Ben kendim yaşıyorum. Öğretebilecek bir bilgi yok dedim. Sen gerçekten istiyor musun demiş. Bak bunu yapamazsın demiş. Bunu öğrenmeye çalışamazsın dahi demiş. Bunu öğrenmeye çalışmak için demiş kendinden ödün vermen gerekiyor. Ben kendimden çok ödün verdim. Kendi içimdeki öz kendimi buldum demiş derviş. İş adamı da demiş ki evet ben bunu deneyeceğim. Haydi bana söyle demiş. Ne yapmam gerekiyor? Sevgili derviş de demiş ki bu şık kıyafetleri çıkaracaksın. Berduş bir kıyafet giyeceksin. Ya bu berduş kıyafetle eski püskü kıyafetle pazarda dolaşacaksın demiş. Ah demiş ki ben yapamam. İşte bizler artık bugün bu ana kadar üzerimizdeki o güzel kıyafetleri artık çıkarmamız gerekiyor. Çünkü aslında Türkler, aslında toplum büyük bir karma ödüyor. Nasıl bir karma? Yediğimiz kendi kul hakkımız, yediğimiz başkalarının hakkının karmasını ödüyoruz. Şimdi 2023 için siyasal kargaşayı hala söylüyorum. Siyasal kargaşaların olacağı ama partilerde de bilinç
bilinç değişimlerinin olacağı bir yıl geliyor. Yine su kıtlığı diyorum. Bu arada deniz mahsullerine dikkat edelim. Yani şu anda biz topraktan hep tehlike görüyoruz ya, ama denizden de gelecek tehlikeler var. Yani denizin bize verdiği imkanlar kısıtlanabilir. Yani balıklar konusunda olsun, su konusunda olsun ve özellikle lütfen sularda daha tecrübeli davranın, daha kısıtlı davranın ve kendi için içtiğiniz suları da lütfen arttırın. Reklamlar gibi olacak ama bulaşık makinelerinizi lütfen kullanın. Ve bugüne kadar kullandığımız 3 ya da 4 ilaçla ilgili büyük sansasyonel durumlar yaşanacak yine 2023'te. Artçılar devam edecek. Çünkü burada kırılan fay hatlarında oturması için artçıların arka arkaya devamı var birkaç ay. Ve sosyal medyada şu anda o kadar kirli bilgi var ki ve bu kirli bilgilerin arkasından gidiyoruz. Biliyorsun sevgili İlkay'ım. Bazı skandallar, yani dedim ya, grup halinde hareketler ediyor. Ve burada bazı skandallar olmaya devam edip birbirimizi kışkırtacağız. Yani henüz düzelmedik. Evet, 2023 yılına girdik ama biz 2023 yılında düzelmediğimiz için kendi üzerimizdeki o kendimizi saklamak için kullandığımız o şık elbiseleri çıkarıp özümüze dönmediğimiz için biraz bizi sarsacak olaylar devam ediyor. Ve en önemlisi yine 2023 yılına damga vuracak depresif hareketlerden doğan intiharlar. Şok intiharlar var. Fatiha yılı enerjisi açılmış. Fatiha'da ne vardı? Teslimiyet vardı. Fakat Fatiha'da başlama enerjisi de vardı. Yani Yüce Allah bize şunu söylüyor. Sen diyor maddesel tarafına bıraktığında ruhsal tarafa geçiş yaparsın. Bunu nasıl yapacaksın? Teslimiyetle, bana teslimiyetle. Yani Fatiha tarafına geçerek. Bakara ne yapıyordu? Bakara görünmeyen gerçeği. Ama burada görünmeyen gerçeği Latif esmasıyla veriyor. Yani en küçük ayrıntıyı gördü. Benim yarattığım en küçük noktayı bile görmeni istiyorum diyor. Bakıp aradığında ve ondan sonra hayata kürsü, yani koruma ve güven tarafına geçebilirsin diyor. Zaman bitti. Artık Allah kün feyekün o frekansını çalıştırdı. Ve öyle bir döneme gidiyoruz ki bir foton çağına girdik. 20 yıllık dönemde şu olacak. Doğum sendromlu çocuklar kafaları farklı çalıştığı için ya iyi kişilerin yanında kalırlar, kötü kişilerin yanında kalmazlar. Öyle bir döngüdeyiz ki iyiler ve kötüler netleşecek. Yani bizler maskelerimizle, zanlarımızla, içimizdeki senlerle hareket ediyorduk ya. Ya artık kötü olacağız, ya artık iyi olacağız. Yani arada uçurum olmaya başlıyor iyiler ve kötülerin yanında ve bu 20 yıllık dönemde de teknoloji tamamen artacak. Yani ben aslında şunu söylemek istiyorum bizi izleyenlere, bizden faydalanlara, kendi hayatlarında fark yaratmak isteyenlere. Maneviyat yılı, yani bir kuantum yılı geldi. Ama bu maneviyat yılı merhametle olacak. Nasıl bir merhamet? İlk önce kendi üzerinizdeki maskeleri, kıyafetleri çıkaracaksınız. Sakladığınız kıyafetleri. Kuantum yılı derken de biliyorsunuz kuantum ne demekti? Tüm olasılıklardı. Kuantum alanda şimdi, gelecek ve geçmiş her şey şu anda bir şey yaptığında her yerde değişirdi ve her yerde tekamül ederdin. Yani siz bunu Fatiha, Bakara ve Ayatel Kürsi yani ve El Latif esmasıyla yaptığınızda sizin için tüm olanaklar, tüm olasılıklar ve tüm seçeneklerin değişeceği 2023 yılına, yani 20 yıllık döngünün ilk yılına giriyorsunuz ve maneviyatın, ruhsallığın kazanacağı bir yıldayız. Ben 2023 için görünmeyen gerçeği için bunu söylüyorum. Yani artık çıplak olacağız. Ruhumuzun çıplak olacağı bir döneme girdik İlkay'ım. Kandıramayacağız. Kimseyi kandıramayacağız. Kendimizi de kandıramayacağız. Ama en önemlisi kendi elimizden kendimiz tutacağız. Kendi elimden kendini tutacaksın. Bir başkasına ihtiyaç duymayacaksın. Çünkü o kadar çıkmaza girmiş durumda olacaksın. Hem çaresizlik hissedeceksin, hem de olasılıklar dünyasına gireceksin. İki kapı olacak. Biri beyaz, biri siyah. Sen hangisinden geçmeyi istersen oradan geçeceksin. Biraz önce derviş örneğinde verdiğim kıyafetlerini çıkar ve burada inziva haline geç, kendini gör diyen derviş. Bizler artık kendi kişisel gelişimimize, kendi işten öze dönüşümüze girmek zorunda kaldık
kaldık. Yani öyle bir durum oldu ki old frekansı çalışmaya başlayınca. Çünkü Yüce Allah hepimizi kendi nefsinden var etti ve nefsinden var ettiğinde kendini deneyimlemek istedi ve artık kendini deneyimleyecek. Ve öyle ya da böyle deneyimleyecek, verdiğimiz o vecit katındaki bu dünyaya gelmeden önce sözleşmelerimiz aktif oldu. Yani sizler öyle bir zamandasınız ki artık rehberlerinizin peşinden, rehberlerinizin elinizden tutmak zorundasınız. Yani o rehberler sizin kendi hocalıklarınızı aktive edecek. O rehberler size beşinci boyut kapısını açacak. Dünya üçüncü boyutta bir gözükse de beşinci boyuta girdi. Yani gönül gözüyle, kalp gözüyle görebileceği yıllara adım attı. Ama en önemlisini tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. Allah ol frekansını çalıştırdı. Öyle ya da böyle olmak zorunda kalacaksınız. Şebnemciğim, şeyi, Şimdi hayat koridorunu o hayat anlattık mı? yok. Onu Bu da anlatayım anlattıklarımızın kısaca. içinde çok Evet, sevinirim. şimdi biz hayat koridorunda bilmiyorum o deprem haberlerini izlemişlerdi. Özellikle hayat koridorunu ben bir haberlerde gördüm. Hayat şu anda enkazdan, hayat koridorundan biri çıktı, Allah'a şükürler olsun diyorlar. Dedim ki hayat koridoru ne acaba? Hayat koridoru negatif inançlarınızı, negatif çekirdek inançlarınızı ortaya çıkardığınız ve kendinize ölümle burun buruna getirdiğiniz, yani Allah'ı bugüne kadar unuttuğunuz, aranıza mesafe koyduğunuz, hatırlamadığınız yerden alıp Allah'ım ben seni hatırlayayım, ben seni göreyim, ben kendimi anlayayım, kendimi bileyim dediğiniz koridordur. Ve hayat koridorunda şu anda korku var, belirsizlik var, çaresizlik var, şok olma var, tedirginlik var, yetememe var, donma var, donma. Olaylar karşısında donma durumumuz var, acizlik var, istenmeme var, saklanmak var. Sal gitsin, boş gitsin, aman zaten öleceğiz var. Ve şu anda bunun karşında hayat koridorunda da sadece güvende olma isteği var. Yani ben güvende olayım, aman başka hiçbir şey olmasın. Benim sevdiklerim güvende olsun, aman hiçbir şey olmasın. Evime bir şey olmasın, parama bir şey olmasın, bana bir şey olmasın. Hem burada korunma isteğimiz var, güvende olma isteğimiz var. Hem de kendi korkularımızla kendimizi maskeliyoruz. Biraz önce anlattığım derviş hikayesinde bizim kendimize doğru dönmemiz gerektiğini iletmiştim ya. İşte burada sevgili İlkaycığım bizim artık bu duygularla özgürleşmemiz gerekiyor. Bunların tamamen temelinde korku var. Şimdi korku tek başına bir duygudur ama korku başka duyguları saklamak için kullandığımız bir tepki aracıdır da aynı zamanda. Ve korkunun arkasında yetersizlik, değersizlik, aşağılanma duyguları ve alınganlık şeklinde de ifade ederiz. Ve genelde korkularımızı da gizleriz. Şimdi tabii bu depremde korkumuz ne oldu? Tamamen ortaya çıktı. Biz bayağı bir korku tünelinin içindeyiz ve gruplaşarak da hareket ettiğimiz için bir kendi enerjimize bağlantılı diğer kişileri de elektromanyetik alanımızla etkiliyoruz. Yani korkutuyoruz. Öleceğiz, gideceğiz ya da ölüp gitmek de bir yana da birilerine muhtaç olacağız. Yaralı kalacağız, yatağa bağlı kalacağız, ne yapacağız korkusu da. Ben şunu söylüyorum. Tüm bu korkularınızla yüzleşmekten çekiniyorsanız başka çareniz yok. Maalesef ki yüzleşeceksiniz. Maalesef ki bu duruma biz getirdik. Yani bu karmik dosyayı biz açtık. Helalleşmeyerek ve tövbe etmeyerek. Bu aralar size tek önerim helalleşin. Sevdiklerinizle, sevmediklerinizle helalleşin ve kendinizce yaptığınız hatalar neyse, kendinizce yaptığınız yanlışlar neyse ya da kendinizce yaptığınız günahlar neyse, kavramınız neyse tövbe edin. Bu korku tünelinden nasıl Yani çıkış? en Böyle başta mi helalleşerek, tövbe ederek mi korkularıyla Şebnem? yüzleşecekler ve o korkularını hangi duygulara bağlantılı olduğunu görecekler. Ama en önemlisi artık kendi yolculuklarına adım atmak zorundalar. Dedim ya burada küfeykin ol frekansı çalıştı. Allah kendini deneyimlemek istiyor. Ve dünyada o bir şekilde doğa kanunları olarak kendini yeniliyor. Fakat biz insanlar olarak her şeyi bir şekilde har vurup harman savurduk. Ve böylelikle de bir terbiye olmamız gerekiyordu. Ve şu anda da 20 yıllık bir döngüye girdiğimiz için sistemsel olarak artık kendimize dönmemiz lazım. Bizler işimizin başında
buradayız. Sizlere yardım etmek için buradayız. Ve özellikle de biz bunun için 10, 11, 12 Mart'ta Quantum Drama Uygarlık Level 1 eğitimimizi 3 aylık periyotlarla açıyoruz. Önümüzdeki hafta sizi vermek için bu eğitimde olacağız. Yüz yüze İstanbul'da eğitimimiz. İlahi sistemi öğretiyoruz. Korkularınızı, kaygılarınızı nasıl şifalandıracağınızı öğretiyoruz. Kendi hayatınızdaki doyum noktasını, kendi hayatınızdaki yaşam kalitesini nasıl kendinize ve sevdiklerinize verebileceğinizi öğretiyoruz. Ama en önemlisi de gelecek nesiller. Kendi çocuklarımıza bizim hareketlerimizi kopyaladıkları için çocuğunuz yaşı kaç olursa olsun anne babayı aynı enerjetik alanda, aynı elektromanyetik alanda birebir kopyalıyor çocuk. Ve biliyorsunuz korku bize sevgiyle korku DNA'mıza işlenmiş bir şekilde gelmiştir ki ve korku ve sevgi birbiriyle dans eder. Korktuğunuzda aslında korkunuzu bıraktığınızda sevgi gelir. Burada da şunu söylemek istiyorum sevgili İlker. Ben bilinçaltı okumasını öğretiyoruz biz. En son sınıfımızda 53 kişiydik. 53'üne de bilinçaltı okumasını öğrettik. Kuantum alan açtık. Yaklaşık 3-4 saat kuantum alanı açıp bu yeteneklerini aktive ediyorum. Ben kendimce, kendi deneyimimce, 16-17 yıllık tecrübemle, kendi sentezleme tekniğimle, çünkü diğer kuantum alanda çalışan arkadaşlardan farklı bir insanlık yazılımı, DNA aktivasyonu ve atalar çalışması ya da kuantum alanda farklı tekniklerim de var. Ve bunu mesela kritik hastalıklara, kritik olaylarda kullanabiliyoruz. Yani tabii ki doktorlarına gitme şartıyla. Hem doktorlarına devam ediyorlar hem bize. Ama kanser hastası ya da çocuklarla ilgili sorunlar, depresyonlar, psikolojik sorunlar da zaten seanslarımızı hemen öne çekiyoruz o kişileri. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Ben eğitim almalarını öneriyorum. Çünkü old frekansı çalıştı ve maalesef ki daha böyle zor olaylar, bizim tabirimizde kötü olaylar olacak. Çünkü biz kendimize dönmediğimiz için, biz kendi yeteneklerimizi aktive etmediğimiz için, yaratıcılığımızı aktive etmediğimiz için ve burada kendi liderlik vasfımızı ortaya çıkarmadığımız için ve yakın zamanda da uzun zamandır düşünüyordum kuantum liderlik diye de bir sınıf açacağım. Ayrı bir sınıf. Herkesin kendi hayatında liderliğini aktive etmesi gerekiyor. Ama ilk önce kuantumda ama uygulayıcı level 1'e gelmeliler. Ve biz zaten level 2 ve level 3'e 10 aylık bir eğitim programı sunup kendi bilinçaltlarını, başkalarının bilinçaltlarını tabii izin verdikleri müddetçe çocuklarını, sevdiklerini şifalandırabiliyorlar. 30'un üzerinde de burada teknik öğretiyoruz. Level 1 eğitimimiz var. Hemen akabinde de level 2 eğitimimiz olacak. Yani burada eğitim şart. Kendilerini eğitmelerini öneriyorum. Eğitime gidebilenler tabii çok şanslı ama gidemeyenler için de bu videoları izlemek, bu çalışmalara biraz emek vermek de mümkün arkadaşlar. Ben hep söylüyorum, hiçbir özel çalışmaya katılmadım ama gerçekten yaptığım her bir video benim için şey okul gibi. Mutlaka çalışmalara gidenler çok daha artılar, daha hızlı yol alıyorlar eminim. Şimdi Ama gidemeyenler gidemeyenler ne yapacak? sevgili Kardeşlerim. Videoyu izleyen bir kardeşlerim kere ne senin yapacak? YouTube kanalı muhteşem bir zenginlik. Yani muhteşem böyle pırlantalı, mücevher dolu, Canım. altın dolu bir bilgi deposu. Hepimizin içinde gizli bir hazine deposu var ama bilgiyle bilgi aktive olunca ortaya çıkıyor ki benim YouTube'umda da bir sürü açıkta video var. Evet. Bir sürü Ayrıca biz videom var. şimdi yeni bir Aynen öyle. program da yaptık. Abone olduktan sonra katıl programı var. Orada daha da derin çalışmalarımız var. Ve hepsi tamamen ücretsiz çalışmalar ve bize gelmeden de iyileşen bir sürü ruhsal kardeşimiz var. Evet. Kitapları var Şebnem Hoca'nın arkadaşlar. En En son son kalbin kalbin kıblesi kıblesi uyanış çıkmıştı, değil mi? zaman tevekkül Ondan sonra kalbin kıblesi. Evet biz Allah'ımızın izniyle kitabımızı teslim ettik. İnşallah ilk kitap çıktığı zaman sana göndereceğim. Birlikte olmak ümidiyle. Evet. ay ne güzel. Yeni kitap geliyor o zaman. Yani arkadaşlar insan niyete girsin, çalışsın. Gidebilenler için bu çalışmalar, eğitimler çok katkılı. Zaten ruh biliyor Şebnem. Bana öyle geliyor. İzleyenler için de öyle. Ben burada olmalıyım. Bu bana iyi gelecek. Yani insanın şu kalbinden bir şey söylüyor. Öyleyse de zaten bütün engelleri aşıyor. Orada oluyor insan. Peki bir şey diyeceğim. Amigdala Evet. sıçraması, Şu şuursuzluk diye bir anda bizim şeyden amigdalamız bahsediyorsun. Bu ne? sıçradı. Yani bu yaşanan yüzyılın afetinde amigdalalar sıçradı ve amigdala
aslında beyin tarafından yönetilir. Amigdala'ya şey diyorlar sevgili psikologlarımız, hınzır çocuk diyorlar. Ben çok sevdim bu ifadeyi sevgili psikologlarımızın. Hınzır çocuğu terbiye etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün, beyin %10 çalışırken, yalnız beyin %10 çalışıyor demiyorum burada. Beyninle amigdala arasındaki hızı söylemek için. Beyin %10 çalışırken amigdala %1000 çalışıyor. Yani amigdala bir şey olduğu zaman beyin onu durduramıyor. Şöyle düşünün, öfkeli bir insan çok öfkelendi ve karşı tarafı yaşamsal tehditte bulunduğu anda amigdala oluyor ve sonra diyorlar ki ifadelerin, nasıl yaptığımı bilemiyorum, nasıl bu şekilde davrandım bilemiyorum. İşte bu amigdala. Ya da arabayı hızlı bir şekilde süreriz ya, o da amigdala. Ama orada beyin hakimiyeti geçtiği anda, yani amigdalayı yöneten kim? Beyin. Fakat amigdala ön plana çıktığı zaman beyni de dinlemiyor. Şimdi bizler burada amigdalamızı yönetmek zorundayız. Hınzır çocuğu bir şekilde yönetmek zorundayız. Çünkü hınzır çocuk devamlı tehlike var diyor. Ya savaş ya kaç diyor. Yalnız amigdala bizi hayatta yaşatan beynimizin bir bölümünden bahsediyorum. Amigdalamız olmasaydı biz hayatta kendimizi var edemezdik. Şimdi bizim hepimizde şuursuzluk, yani tamamen amigdalada bir donma hali geldi. Şimdi ya savaşıyor, kaçıyordu ya, biz de donduk. Öleceğiz, gideceğiz. Allah bizim cezamızı veriyor. Bizi cezalandırdı. Biz hiçbir şey yapamayacağız. Oturup ölümü bekler gibi davranıyoruz amigdala olarak. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Bir kere amigdala stres hormonu üretiyor. O anda kortizol üretiyor ve kortizol damarlara büzüyor. Salgısıyla tamamen büzüyor. Ve o anda kalp fazla çalışıyor ve kalp fazla çalışınca da oksijen azalıyor ve orada zaten amigdala ya kendini kurtarıyor ya da devamlı bu durumu, ölüm tehlikesini hissediyor. Hepimizin şu anda amigdalları sıçradı sevgili İlkan'cığım ve her an ölümü bekliyoruz. Ama ben de diyorum ki ölüm korkusu zaten DNA'mızda vardı ve bu ölüm korkusunu Allah'ın bize hissettirmesinin nedeni kendimize gelmek. Çünkü Allah karmik dosyayı önümüze koydu ve dedi ki siz karmik dosyalarınızı çalıştırdınız. Ben olmak istiyorum. Sizde ben kendi nefesinden var ettiysem siz de olmak zorundasınız ya da olmayacaksınız. Yani ya olacaksınız ya da dünyaya diyeceksiniz ki ruhunuzu hasta edip ölümcül hastalıklara doğru ilerleteceksiniz. Ya da sorunlarınız olacak, sıkıntılarınız olacak. Yani şu anda zor dediğiniz şeylerin daha zorunu göreceksiniz. Ya da karar vereceksiniz. Zor dediğiniz şeyleri ruhsallığa geçerek, kendinize eğiterek, kendi içinizdeki yetilerin farkında olup, ortaya çıkarak kolay tarafı seçip kendiniz olmaya başlayacaksınız. Aslında olağanüstü bir zamandan bahsediyoruz. Muhteşem bir teknoloji geliyor diyoruz. Muhteşem bir sistem geliyor diyoruz. Her şey hak yasasına istinaden olacağı bir sistemin içine giriyoruz. Ve burada kötüler, biz hani kötüler kötü olacak, iyiler iyi olacak dedik ya. Bu iyiler iyileri koruyacak. Kötüler de kendi sınırını çizecek ve kendikileri kötülerin arasında olacak. Yani muhteşem bir ilahi adaletin olabilecek hakikat terazisinin çalışacağı bir yıla girdik. Şimdi burada o zaman amigdalarımızda bir donma halinin olduğunu, amigdalayı beyin tarafından yönetmemiz gerektiğini anlamış olmanız lazım. Çünkü amigdala dondu ve şuursuzluğa girdi. Yani içinizdeki özünüz, içinizdeki beniniz diyor ki ben hiçbir şey yapamam, çaresizim, Allah bana hiçbir şey vermedi diyor. Halbuki tüm bunlar şok haline geçmeniz, kendinize sarılmanız gerektiğinden dolayı. Sevgili Fuzuli'nin anlattığı bir hikayeydi zannedersem. Mecnun'a sormuş. Mecnun demiş, bu Leyla'yı sen, bu kara kuru kızı demiş, niye seviyorsun demiş. Gerçekten sevdiğine emin misin demiş. Demiş ki Mecnun da, sen demiş beni Leyla'yı gördüğün gibi göremezsin ki demiş. Ben onu tabii ki çok seviyorum demiş. Leyla'ya gitmiş demiş, gerçekten mi ya? Gerçekten mi seni seviyor demiş. Sevgili Mecnun demiş. Sen demiş, sevgili Fuzuli demiş, Mecnun'un ben de gördüğünü göremezsin ki demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında baktığımız her şey, gördüğümüz her şey Allah. Ve Mecnun gibi umarım bakmayı deneriz. Çünkü
Aslında Mecnun Leyla'da Allah'ı görüyordu. Onun için hatta Leyla da gitmiş yanına demiş ki gerçekten Mecnun demiş ben Leyla'yım beni seviyorsun sen bendeki Leyla'yı bilemezsin demiş. Yani umarım biz de Leyla Mecnun Leyla'ya baktığı gibi Leyla oluruz. İlahi aşktan Leyla oluruz. Allah'a olan aşkımızdan ve sarhoş oluruz. Kendimiz oluruz. Sevgili İlkay ne diyeyim ya? Benim de sen konuşurken şu aklımdan geçti. Mazhar Fuat Özkan'ın bir şarkısı vardır ya. Aa, Leyla'dan geçme aynen faslındayım. öyle. Mevla'yı bulma Aynen öyle. yollarında diye. Aslında aşk da zaten şöyle gelir bana Şebnem. Allah'ı bulduran bize, ardına Rabbi düşüren o dünyadaki aşk gerçekten duyguların en yüksek mertebesidir. Çünkü karşında yandığın şey aslında hakikatine çıkacağın bir yolculuktur. Yani böyle olursa o aşk yine biter. Hakikat O terazisi sevda tek bambaşka Allah bir aşkı kişiye için döner. çalışıyor şu anda. Yani bizim kendi sahteliklerimizden, maskelerimizden kurtulacağımız ama kolektif bilinçte de, toplumsal bilinçte de karmamız artık açıldı. Ve bir kişi değiştiğinde gerçekten dünya değişiyor. Şimdi ben hazırladığım çalışmayı vermek istiyorum, Esma çalışmasını. Çok önemli bu ve Harika çok rica olsun etmişler. Şebnem. Çok mesaj aldığım için bunu yazdım. Bir de ihtiyacımız var marifetten. Harikasın. Nasıl yaptın bu Evet. çalışmayı? Bu çalışma ne? Bize bir Şimdi kısa bu bilgi ver, bir öyle geç kurma istersen. çalışması ve hani biraz önce ilahi aşktan bahsettim ya ve dedin ya işte Şebnem sana seans ve bireysel seanslar da veriyoruz biz biliyorsun her konuda bizi arayabilirler seanslar konusunda yani neyse sorunları bir tek şizofreniye çalışmıyoruz onun haricinde her şeye çalışabiliyoruz aklınlarına ne gelirse ama ben dedim ki gelemeyenler eğitime gelemeyenler seanslara gelemeyenler için evde oturup yapabilecekleri ve kendilerine adım atabilecekleri bu minik bir sahva olarak düşünün ki hepimizde 99 Esma'nın frekansı vardır bunu biliyorsunuz ve yalnız bunları Arapça okuduğunuzda aktif olur. Şimdi geçenlerde bir hocamızın bir yayını izledim. Biri gitmiş ona, eşinin onu sevmesini istiyormuş. Demiş ki sevgili hocam demiş bana demiş bir esma ver demiş. Eşim beni sevsin demiş. Aradan birkaç ay geçmiş esmayı okumuş. Fakat bunun sayısını söylememiş. İçinden geldiği kadar oku ama fazlasını da okuma demiş. Ben sayı vermiyorum demiş sevgili hocamız. Sonra birkaç ay sonra gitmiş bu hanımefendi hocaya demiş ki hocam demiş ben bana verdiğin esmanın tersi neyse ben okumak istiyorum demiş. Kocam demiş iyileşti devamlı benimle ilgileniyor. Ama demiş sokakta orada burada şurada bütün adamlar demiş benimle ilgileniyor. Ben demiş bunun ayarını kaçırdım. Onun için okuyacağınız esmaların ayarını iyi bilmeniz lazım. Bazen bunu abartıyoruz. Abarttığımızda da o frekans kaldıramayacağımız dereceye yükseliyor. Onun için ben bunlara sayı kendim kuantum alanda bildiğim sayıyı vereceğim. Sizi yormayacak sayıyı vereceğim. Okuduğum anda ve yavaş yavaş okumaya çalışacağım. Sabah bunu 7 kez okumanızı öneriyorum. Akşam da 7 kez okumanızı öneriyorum. 21 gün boyunca da sabah akşam bunu okuyun. Ama aynı saatlerde okuyun. Yani bilinçaltı ne oldu? 21 gün sonra söylediğiniz şeyi gerçek zannediyordu. Buna göre iletiyorum. Ama tabii bunu başka türlü baktıklarında farklı sayılar farklı şekilde bulabilirler. Evet, yavaş yavaş okuyacağım not etmeleri için. Ya Fettah, bütün kapıları açan El Melik, kainatın sahibi ve saltanatı sürekli olan. El Cebbar, kudret ve azameti yüce olan. El Musavvir, varlıklara şekil veren. El Halık, her şeyi yaratan, elvasi ilmi ile her şeyi kuşatan, elvali kainatı idare eden, el malikül mülk her varlığın sahibi, el hafız yarattığı her şeyi koruyan, elber iyilik ve ihsanı bol olan, el fettan darlıktan sıkıntıdan kurtaran, el gafur marifeti affediciliği sonsuz olan, el rakip her an gören, gözeten, elveli insanların dostu, essemi her şeyi işten, elbasir her şeyi gören, el ali yüceler yücesi, el havü affı çok olan, ya hafız yarattığı varlıkları koruyup gözeten, er rahman
tüm yarattığı varlıklara merhamet eden El Latif, ilmiyle en küçük noktaya dahi hassasiyeti, iyiliği lütuf eden. Esselam, tehlikeden selamete çıkaran, en mucip duaları kabul eden. Ya Rahman, merhametten tüm varlıklara, Ya Rahim, müminlere merhamet eden. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Mulik, tüm kötülüklerin geldiği kapıları kapat. Amin. Şimdi bu hem bir dua hem bir esma çekimi. Yani hem Allah'a teslim oluyoruz hem de Allah'tan her konuda her şeyi istemiş, niyetimizi yapmış. Elektromanyetik alanda bunu kendi kuantum alanda belirlemiş oluyoruz. 21 gün boyunca, ama tabii ki baştan çok severler, ben bunu yapmak istiyorum dediklerinde 21 gün sonra 7 gün ara veriyorlar. Yine 21 gün, sabah 7, akşam 7 yapabilirler. Yine ara veriyorlar. Üçüncü 21'i yapıp sabah 7, akşam 7. Orada bir aylık bir ara verdikten sonra yine aynı şekilde üçlü 21'ler yapabilirler. Yani burada tüm tekamül kaynaklarını aktive edebilecek bir dua ve esma frekanslarıyla kendi alanlarına, anlamlarıyla bunları hem Türkçe hem Arapça çağırabilecekleri özel bir koruma duası ilettim. Ama en başta söylediğim Bakara, Fatiha ve Ayetel Kürsi de, yani okuyamayabilirler Bakara'yı. Evin içinde lütfen açsınlar. Yani günde bir kez Bakara, bir kez Fatiha, bir kez Ayetel Kürsi, ama lütfen Fatiha'yı 7 kere, Ayetel Kürsi'yi de 7 kere, Bakara'yı da 1 kere okuyalım. Okuyamazsak da evde lütfen çalmaya devam etsin. Ve son bir şey daha söyleyeceğim. Bizler yapıyoruz. 1001 adet La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a bir suya okuyoruz. Suya üfleyerek okuyoruz ve Habibim. her gün bu suyu içerek evimizden çıkıyoruz. Bunu devamlı yapıyoruz. Alanımızdaki tüm negatif enerjileri, alana aura yırtıklarımızı, yani bana soruyorlar, hocam kendini nasıl koruyorsun, nasıl temizliyorsun? Çünkü bunun frekansında bir koruma kalkanı oluyor ve gün içinde tüm gün seanslarda çalıştığımız için hem alandaki diğer negatif enerjileri alanımıza almıyoruz. Çünkü biz de insanız, bizim de nefsimiz var. Duygudaşlık da yapmamak için. Tabii belli bir zaman kuantum alanda çalışınca duygudaşlık yapmıyorsunuz. Ben bir kez daha söylüyorum, bir kez daha söylüyorum. Ben şey derdim sevgili İlkay'ın yayınlarında. 2,5 yıldır yayınlar yapıyoruz. Sağ olsun bana bu fırsatı verdiği için. Çok çok Her teşekkür zaman ederim. Diyordum sevgiyle. mesela ilk çıkan kuantumculardanım sevgili İlkay'ıma. Herkes günün birinde kuantumcu olacak diyordum. Evet, artık kuantumcu oldunuz. Alanı kullanma zamanınız. Yani kuantum bulunduğumuz alanın ta kendisi ve bizler yaptığımız çalışmalarda sizlerden hiçbir bilgi almıyoruz. Sadece ad soyad alıyoruz. Evli misiniz, bekar mısınız, çocuğunuz var mı? Spesifik bilgiler alıp bize diyorsunuz ki sorunum işte ne bileyim karnım ağrıyor diyorsunuz, ya da diyorsunuz kendim olmak istiyorum, ya da hastalığım diyorsunuz. Her şeyi biz buluyoruz kuantum alanda, bilinçaltını okuyarak ve sizin verdiğiniz yetki ve izinle. Artık işte ruhsal tarafımız, kalp gözümüz açılacağı için biz bilinçaltlarını okumak zorundayız. Hem kendi hayatımızın hem de alanımızdaki kişilerin. Onun için artık kuantum yılına girdik. Ve bu kuantum yılı maneviyat yılı, bu kuantum yılı merhamet yılı. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Notlarımda vardı. Bu karma üzerine dururken biz burada dedik ki iyi karma, kötü karma. Yani nasıl fark edeceğiz? Ve iyi karma yaratmak ya da kötü karma yaratmak, yaptığımızı nasıl, elimize bir araç verir misin diye sorarlarsa, ruha zararlı olan hırstır, öfkedir ve nefrettir ve cahilliktir. Ve bunlar karmik dosyaları ağırlaştırır. Ama ruha yararlı olan alçak gönüllülük, yani insaniyet. Eğer cahil davranırsanız, hala dışarıdan birinin sizin hayatınıza dokunmasını bekliyorsanız, maalesef çok üzgünüm, kendi elinizden kendinizin tutacağı zaman geldi. Biraz önce bahsettiğim gibi kuantum yılı geldi ve Allah olacaksınız emrini bize verdi. Yani öyle ya da böyle olacağız. Peki ruha yararlı şeyler nedir? Alçak gönüllülük, insaniyet, şefkat ve iyilik. Ama en önemlisi anlayışa geçeceğimiz bir yıldan bahsediyorum. Benim için bu yıl çok önemli ve
kişilerin kendilerini sarabilmesi için bu yıl çok önemli ve 20 yıllık bir döngünün içine giriyoruz. Aslında kendinize hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. Öyle de böyle kendinize geleceksiniz. Yani bu kirli elbiseleri bırakacağımız, ruhumuzun, kendimizin çırılçıplak kalacağı, kalp gözümüzün açıldığı, ölmeden öleceğimiz zaman başladı. Hepimize hayırlı olsun. Of. Şebnem, bu 20 yıllık döngü bilgisini neye göre söylüyorsun? Astrolojiye göre mi? Neye göre yani? Kuantum alana göre söylüyorum. Ben astrolojik bilgim yok. Kuantum Ama alana göre. astrolojiyi severim. Kuantum alanda her şey aynı anda olduğu için geçmiş, gelecek ve şimdi şu anda bize gelen bir kişinin bilinçaltına baktığımızda gelecek öngörülerini de görebiliyoruz. Yani eğer o anda o bilinçaltı kaydı değişmezse kadersel yapısında Allah'a verdiği sözde yani o kader anlaşmasında neleri yaşayabileceğini negatif anlamda görebiliyoruz. Ve her zaman videolarımızda söylediğimiz gibi de bilinçaltı öyle kötü bir şey değil. Bilinçaltı sizi hayatta tutuyor ve sizin verdiğiniz patronlukta devam ediyor. Ama şu an da kararlarınızı, çekirdek inançlarınızı değiştirmediğiniz müddetçe hani bu sorun, sıkıntı, dert diyorsunuz ya devam edecek. Yani herkes bilinçaltını öğreneceği bir yıla, bilinçaltını yöneteceği, kendi hayatında değişime, kendini zorlayacağı yıla giriyoruz. Değişeceğiz, öyle ya da böyle değişeceğiz. Bizler rehberler olarak kolay yolunu sunuyoruz. Size diyoruz ki yani ben şeyi söylüyorum bak, sevgili İlkay, ben seans yapıyorum, hiç sorun değil. Ben seneye de seans tarihlerimi veririm. Beni beklerler ama beni beklerler iyileşmek için. Ben şunu söylüyorum. Ben daha çok eğitim yapıp size bu işi öğretmekten yanayım. Yoksa sorun değil. 6 ayda bekliyorlar. 8 ayda bekliyor. Şebnem Hoca'nın günü gelsin de o seansı yapsın diye. Ve zaten eskiden 8 seans çalışıyorduk. 15 seans çalıştıklarımız da vardı. Kendim bir sentezleme yaptığım için daha hızlı sonuçlar alıyoruz. 3-4 seansta iyi sonuçlar alıyoruz. Hatta tek seansta mucizevi sonuçlar da alıyoruz. Yine mesela geçenlerde bir kanser hastamız doktorundan telefonu aldım. Zaten doktoruna danışarak gelin dedim. Yani o kadar artık herkes kuantumu ve bilinçaltını biliyor ki doktorlarımız da diyorlar ki hani bu sana iyi geliyorsa git bu yola git diyorlar. Ve eğitimlerimize doktorlarımız da gelmeye başladı. Öğretim görevlilerimiz de gelmeye başladı. Onlar da kuantumu kendi hayatlarına, kendi işlerine yansıtabiliyorlar. Sevgili İlkay'ım çok çok teşekkür Ben de ederim. teşekkür ederim. İnşallah kalp gözlerimizin açıldığı Evet. bir yıl olsun. Her zorlukla beraber bir kolaylık Aynen. var. Görülmesi gerekenler var. Rabbim farkındalıkla yürümeyi nasip etsin her birimize. Teşekkür ederim Şebnem'im. Ben çok teşekkür ederim. Bu akşam bu güzel İlkay'ın güzel kalbinden selam selam dedi. Kalp köprüleri kurarak ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını biliyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Öpüyoruz seni. Arkadaşlar, ben de şifa olmasını diliyorum. Ayrılmadan önce abone değilseniz İlkay Bahralı YouTube kanalına abone olun. Yorumlarda önerilerinizi, yapıcı eleştirilerinizi, sorularınızı kanalımda görmek istediklerinizi, yaşadığınız deneyimleri, videoda fark ettiklerinizi lütfen paylaşın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.